Ay bu Feza'ya kıl oluyorum vallahi Müge. Çamurlu ayaklarınızla içeri girmeyelim de böyle paspas koymuş ortaya hayvan. Ben de gıcıklığına ayağımı çamura batıp 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 öyle geldim buraya. Ay çok alemsiniz Sema Hanım. Benden duymuş olmayın ama geçen gün yönetmeni konuşurken duydum biliyor musunuz? Diyordu ki bunların kavgasından içime fenalık geldi. Birinden mutlaka kurtulacağım diyordu. Birinden derken? E bu siz değilsiniz herhalde, Feza Bey'dir. Feza'dır değil mi? E tabii ki. Güzellik bende, cilve bende, işve bende, astroloji bilgisi bende, her şey bende. Ama sinir bozuculuk Feza'da. Tabii ki Feza gidecek. Hayret bir şey. İşte bana bak Müge. Sen bu yönetmenin hayatında biri olup olmadığını, hani ne diyeyim sana böyle evli mi falan, ne bileyim burcu ne, biliyor musun bu bilgileri? Bir şey söyleyeceğim. Uzun süredir biriyle görüşüyor mu o konuda bir fikrim yok. Burcu da... Açıkçası burcunu da bilmiyorum ama galiba 10 Mayıs doğumlu. Boğa diyorsun. Ne demek oluyor? Evcimen, boğazına düşkün, çekici, arzu dolu. Yaşasın. Tamamdır. Daha bitmedi. Ama boş ver canım, çok sağ ol. Ellerine sağlık. Boğa asla dış görünüme önem vermez. Sağ ol. Anlamadım. Hadi boku anlamıyorsun sen de. Tamam sağ ol. Vallahi bittim ya. Vallahi bittim ya. Yemin ediyorum bütün stüdyoyu iki kez çamaşır suyuyla temizledim, dezenfekte ettim. Sema adisi de sırf bana pislik olsun diye stüdyoyu çamurladı ya. Düşünebiliyor musun? Kadın hem kötü kalpli hem de pis. Pis! Vallahi Feza Beyciğim ben size bir şey söyleyeyim mi? Heh. Geçen gün yönetmeni konuşurken duydum. Dedi ki ben bunların kavgalarından fenalık geldi içime, birini kovacağım dedi. Birimizi kovacak diyorsun. Hı-hı. Daha hangimize söyledi mi bu konuda bir şeyimiz var mı ya? Ay, herhalde Sema Hanım'dır. Sizin olacak haliniz yok. Tabii. Yani Müge'cim sen bu yönetmeni uzun zamandır tanıyorsun sanıyorum ki. Teşekkür ederim Müge'cim. Hani var mı böyle hobileri? İş dışında neler yapar, bir şeyler sever mi? Hani ne bileyim bilmiyorum erkek erkeğe bir şeyler yapmaklardan hoşlanır mı? Hobisi var mı bilmiyorum. Ha. Ama en çok içmeyi seviyor onu biliyorum. Güzel. Bir de böyle maçlara falan gidiyor. Koy Fenerbahçeli. Ne diyorsun ya? Fenerbahçe diyorsun. Fenerbahçe o konuda eminiz yani. Ay eminim Fenerbahçeli işte o sarı zaman... kırmızısı, ay sarı kırmızı olan öbürü. Sarı! Lacivert! Bir gün hepimiz Fenerli olacağız. Lan 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 görev seni bekler oğlum. Yönetmenciğim. Bir sarma daha alsanıza. Sema Hanımcığım ne zahmet ettiniz, ne kadar güzel. Serçe parmağı gibi sarmışsınız. Niye Sema Hanım diyorsunuz ama ne hanımı canım? Atalım harbi şu hanımı falan. Direkt siz zart diye Sema diyeyim ben anlarım zaten. Ay vallahi derim. Vallahi anlarım, billahi anlarım. Sarı! Sarı! En büyük! La 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 la. La la la. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak sevgili yönetmenim. Niye olmasın? Helal olsun Fezacığım. Ama artık toplanın. Hadi yayına gidiyoruz. Hazır mısın? Sen Beşiktaşlı değil miydin Fezacığım? O sarmalar alttaki şarküteriden değil mi Semacığım? Merhaba. Yıldız'ın parlasın adlı programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugünkü ilk mailimiz Gürhan Bey'den. Gürhan Bey en yakın arkadaşıyla sevgilisi arasında sıkışıp kalmış. Ne diyorsunuz? Hı-hı. Enteresan. Alo, Gürhan Bey hatta mı? Evet Sema Hanım. Şimdi ben kız arkadaşım ve en yakın erkek arkadaşım hiç anlaşamıyor. Birini seçmek zorundayım. Sevgilim Yay Burcu, arkadaşım da Akrep. Boş verin burçları filan Gürhan Bey. Burçlar hiç önemli değil. Siz tabii ki gidin ve pat diye sevgilinizi seçin. Çünkü bildiğiniz gibi... Değil mi sen yönetmenim? Aşksız bir hayat, çiçeksiz bir bahçeye benzer ki kadınlar sulanmak ister tıpkı çiçekler gibi. Çok iyi biliyorum. Anlıyorsunuz beni değil mi? Gören Beyciğim, saçmalamayın, seçimlerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Hiçbir arkadaş için kız seçilmez. Aşk geçicidir, kalıcı olan dostluktur değil mi yönetmenim? Bravo, çok doğru Tezahar. Bırakın lütfen bu saçma lafları Gürhan Bey. Sevginizi seçin. O size yemek yapar, ayaklarınızı yıkar ve şunu unutmayın. Yuvayı dişi kuş yapar. Kankanız dırdır etmez. Sizi terli kalmaya zorlamaz Gürhan Bey. En acı kazık dost kazığıdır bildiğiniz gibi. Eğer dostunuz olmazsa bir kazık da yemezsiniz Gürhan Bey. Haklısınız Sema Hanım. Sevgilimi seçeceğim. Zaten geçen gün arkadaşımdan borç almıştım. Geri ödemekten de kurtulurum.
Ama Güran Bey, bakın sevgili dediğiniz şey bir masraf kapısıdır. Ama dostluklar öyle değil, arkadaşlıklar öyle değil. Arkadaşlıklar cebinde ne varsa %50 paylaşırlar. Bırakın bunları lütfen. Lütfen sevgilinizi seçin. Unutmayın, sevgiliniz size yemek yapar, ayaklarınızı yıkar, masajınızı yapar, sizi çok sever, yukarılara çıkarır. Ve unutmayın ki yuvayı dişi kuş yapar. Kestik, tamamdır, harika. Ay. Program oldu, çok güzel oldu. Ben şükürüm. Sevgili yönetmenim, diyorum ki işiniz yoksa yarın akşam beraber Fenerbahçe'de bir erkeğe yiyelim içelim. Sonra da maça kaçarız. Ben de sağlam iki tane kombine var. Ne güzel düşünün Fezacığım. Harika olur. Onu yarın yapalım. Tamam. Hayır yönetmenim. Ben de size diyecektim ki sizinle şöyle baş başa olup da ne diyeyim böyle ormantik bir yemek yeseydik diyecektim. Yapma ya. Madem öyle Fezacığım kusura bakma. Yemeğe çıkalım bari. Sırf o kadın diye onunla yemeğe çıkmayı kabul ediyorsun değil mi? He? O kadın olduğu için beni kovacaksın erkek olduğum için ben. Lan nereden çıktı öyle bir şey yok? Ay biliyorum. Aramızda bir seçim yapmak zorunda olduğunu biliyorum ve o kadın olduğu için onu seçeceksin. Ay yönetmenim lütfen siz bırakın şu şapşalı. Bu böyle zırvalasın dursun bur. Ne oldu? Kız ne oldu? Size hiç Spielberg'e benzediğinizi söyleyen olmuş muydu yönetmenim? Aynısınız ya. Yemem ben bu numaraları. Şu kelinizin açığı filan şurası. Yemin ediyorum o sırf kadın diye ve bizim kavgalarımızdan sıkıldınız diye beni kovacaksınız değil mi? Doğru. Ama istesem de size artık göndermem biliyor musunuz? Ya halk sizi beraber çok sevdi. Ben istesem de kanal yöneticileri artık izin vermez. Öyle mi? Hadi Semacığım çıkalım. Ay inanır mısınız? Şimdi hatırladım. Öylesine önemli bir işim var ki maalesef bugün sizle gelemeyeceğim. Yapma ya. Peki. Hadi o zaman Kadıköy erkekler geçmeye feza. Vay yönetmenim ya şu anda aklıma geldi. Sabah evden çıkarken çamaşır kurmuştum. Eve gidip onları asmam gerekiyor. Ya hoşça kalın yarın görüşürüz. Bir ara araşırız yarın. Bye. Arayız yarın. Öyle Elona arayayım mı? Aramayayım mı?